hepimizi onurlandıran değerli anneler, değerli kardeşler, değerli Iğdır halkları, hepiniz hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz. Ukrayna'nın sev sevan, sev çalan hakkı. Bugün DEM Parti 2. Olağanüstü Kongresini aslında Türkiye'nin gerçekten siyaseten çok ciddi bir eşikten geçtiği bir dönemden yapıyoruz. Tabii diyeceksiniz ya, Türkiye ne zaman normal oldu? Ne zaman biz normal koşullarda bir kongre yaptık? Evet, haklısınız. Biz başta da Kürt halkı olmak üzere bu ülkede direnenler, bu ülkede eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış isteyenler gerçekten her dönem en zor koşullarda çalıştık, en zor koşullarda mücadele ettik. Deniz yerinde ise hepimiz ateşten gömleği giymiş insanlarız. Ama biz bu mücadelenin tam da aslında böyle koşullarda olmasının bizi bugünlere getirdiğini de çok iyi biliyoruz. Dikensiz gül bahçesi hiçbir zaman bekleyen bir halk olmadık. En zor koşullara karşı göğüs gerdik. Ama şunu da çok iyi biliyoruz. Hiçbir zaman biz çökmedik. Hiçbir zaman teslim olmadık. Hiçbir zaman geri adım atmadık. Bunu da böyle bilmesi gerekiyor herkesin. Başta ilimizin vekili Iğdır Milletvekilimiz Yılmaz Sun'un hem başarı dileklerini hem de selamlarını iletmek istiyorum. Kendisi bütçede konuşması olması nedeniyle bugün burada değil. Ben buradan onun selamını ve başarı dileklerini iletmiş olayım. Değerli halkımız, değerli Iğdır halkı, şu çok açık ve net bütçeden bütçeyi ifade ettim. Türkiye şu anda işsizlik oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Bu ülkede asgari ücret 11.400 lira ama açlık sınırı 15.000 lira. Bu ülkede bu açlık sınırının yarısı kadar maaş alıyor emeklilerimiz. Yani 7.500 lira. Bu ülkede çocuklar sabahları aç okula gidip aç geliyorlar. Ve birçok öğretmen arkadaş bize şunu söylüyor. Çocuklar dersleri dinleyemiyor. Bazen sınıfta bayılıyorlar. Neden? Çünkü açlar. Bu ülkede yoksullar, bu ülkede aç kalanlar utanarak, sıkılarak çöpten ekmek topluyor, çöpten yiyecek topluyorlar. Ama bütün bu gerçekliğe rağmen, bütün bu hakikate rağmen şu anda mecliste rantın, talanın, faizin, yanlışın bütçesini AKP geçirmeye çalışıyor. Biz hem komisyon aşamasında hem de meclisteki görüşmelerde sıklıkla şunu ifade ettik. Bu ülkede vergiyi verenler herkes, milyonlarca insan vergi veriyor. Siz bir simitten tutun da bir çaya kadar yediğiniz, içtiğiniz her şeyden KDV ödüyoruz. Her şeyden vergi kesiliyor. Ama bütün bu vergilerimiz nereye gidiyor? Beşli çetelere gidiyor, rantçılara gidiyor, talancılara gidiyor, İHA SİHA yapan bayraktarlara, damatlara gidiyor. Bu bütçenin içerisinde halk yok. Bu bütçenin içerisinde yoksul yok, emekçi yok, işçi yok. Bu bütçenin içerisinde barış yok. Yani şu anda AKP'nin oyladığı, görüşmeleri devam eden ayın 25'inde oylanacak olan bütçe, en başta da Kürt halkına karşı yürütülen savaşın bütçesi. Her bütçe geldiğinde söylüyoruz, geçmiş dönemde de ifade ettik. Siz bütün kaynakları savaşa ayırıyorsunuz. Bu ülkenin bütün kaynaklarını halka ayırmak yerine tanka, topa, mermiye veriyorsunuz ve sonra da dönüp yoksulluk arttığında, gıda fiyatları arttığında dönüp bize şunu söylüyorsunuz. Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz? Evet, biz de tam da şunu söylüyoruz. O bir mermiye vereceğiniz parayı, o kaldıracağınız F-35'leri, o satın aldığınız tankları almak yerine bu ülkede barışı inşa edin ve bu paraları halklara, yoksullara, işçilere, çocuklara, kadınlara harcayın diyoruz. Ama ne yazık ki onlar savaştan beslendikleri için, randan ve talandan beslendikleri için bütün bu çağrılarımıza kulak tıkıyorlar. Bu bütçe aynı zamanda ne bütçesi? Kürt'ün inkarının bütçesi değerli arkadaşlar. Bakın 21. yüzyıldayız. Yıl 2023-24'e doğru gidiyoruz. Hala bu ülkede
eğitim yapılmıyor. Hala bu ülkede ana dilde sağlık hizmeti yok, ana dilde kamusal hizmet yok. Biz bütün bunları söylediğimiz zaman siz Kürt inkarına, Kürt düşmanlığına yaslanan bir hükümetsiniz ve bunun bütçesini yapıp getirmişsiniz dediğimizde de karşımıza çıkıp yarı Türkçe yarı Kürtçe konuşan, her gün bizim değerlerimize söven, Kürtçe Türklüğün propagandasını yapan TRT şişi çıkarıyorlar. Oysa ki Kürtçesiyle o değiştirme aslında her gün Kürtlüğe hakaret eden, her gün Kürtçe Türklük propagandası yapan TRT Şeşim'le bizlerin, sizlerin, hepinizin mücadelesi sonucu olduğunu da ifade etmek isterim. Yani hiç kimse bize bir şeyi bahşetmedi. Hiç kimse bir lütufta bulunmadı. Biz bu ülkenin öz evlatlarıyız. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşıyoruz ve ana dili, ana sütü gibi hakkımızdır. Ana dil hakkımızı söke söke alacak. İşte bu Kürt inkarının çeşitli yansımaları var. Sadece ana dilimizi inkar etmiyorlar. Şimdi gelirken gördüm, Şahsiyet Efendi büyüğümüzün resmini asmışsınız. Elinize emeğinize sağlık. Bu rapçi, inkarcı, ihtiyacı aklının kendisi her gün aynı zamanda Kürtleri köksüz ve tarihsiz bir milletmiş gibi, bir halkmış gibi göstermeye çalışıyor. Bugün bile mahkemelerinde adil yargılama yapmayanlar, Komali Kumpas davasıyla, HDP'yi kapatma davasıyla dört bir yandan bizi kuşatmaya çalışanlar, talimatlı yargısıyla milletvekillerini, belediye başkanlarını ve bizim ilçe örgütümüzde çalışan yoldaşlarımızı cezaevine koyanlar, 1925'teki İstiklal Mahkemelerinin gelmiş adalet dağıttığını ifade ediyorlar. Neymiş? Şeyh Said Efendi işte şeriat devleti istemiş. Hayır, hayır efendiler. Şeyh Said Efendi 1940'lardaki aslında Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasındaki Cumhuriyet'in kuruluşunda söz verilen, Kürtlere sözü verilen haklarını istedi ve bunun için mücadele etti. Dil uzatmak hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Kürtler en sağcısından en solcusuna kadar ortak değerlerine, ortak geçmişine tabii ki sahip çıkacaklar. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Başka ne yapıyorlar değerli arkadaşlar? İşte bakın, 33 aydır bu ülkedeki bir cezaevinde, İmralı cezaevinde